Herkes hazır mı arkadaşlar? Evet. Aslında maçla alakalı güzel bir akşam oldu. İki takım da 3 gol buldu. Bizim adımıza konuşabilecek çok şeyin olduğunu söyleyebilirim. Nedir bunlar? İkinci yarı maça çok iyi başladık. Zeyn'in kafası. Yine Zeyn'in kontrolü ve kaleci Volkan'ın kucağına vurması. Orada bence kırılma anı oldu. Yani 2 ve 3 atsaydık belki şu an bütün Türkiye Hatay'ın oynadığı oyunu, aldığı skoru konuşuyordu. Ama futbolda bunlar var. Atacaksınız, kaçıracaksınız. Ama bugünkü oyun anlamında ben bütün oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Biliyorsunuz Başakşehir hem bu ligin hem de Avrupa Ligi'nin en az gol yiyen takımı. Bu takıma karşı hem 3 gol atıyorsunuz hem de kalenizde pozisyon anlamında bir pozisyon vermeden, daha doğrusu evet kenar ortalardan bir tane orta mesela kimseye değmeden gol oldu. Kenar ortalardan goller yedik. Bunları da söylediğimiz takdirde, analizini yaptığımız takdirde yedik ama futbolda bunlar var. Söylediğiniz şeyler bazen çıkmıyor, çıkıyor. Futbolda her zaman söylüyorum anlık bir olaydır. Anlık gelişen durumlardan kaynaklanan goller olabilir. Ama biz 3-3 bitmesine rağmen ben oyundan, takımdan, takımın verdiği reaksiyonundan her şeyden çok memnunum. İçeride de söyledim. Bazı maçları kaybedebiliriz, puan kaybedebiliriz ama bugün de bence ileri vadede bir kazandığımız gün oldu. O yüzden ben tüm takımı tebrik ediyorum. Bütün Hataylılar'da bugünkü beraberliği, evet üzüldük ama oyun olarak, mücadele olarak hepsinin tebrik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sorumuz var mı arkadaşlar? Bertu hakkında ben ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Bence son yıllarda Türk futbolunun yetiştireceği en büyük futbolcu olacak. Ama tabii ki dediklerimizi kendine bakarsa, kendini geliştirirse hem futbol anlamında hem sosyal anlamda dediklerimizi dışına çıkmazsa bence Bertu son zamanların en iyi santrafı. Sakatlığında MR'ını çektirdik hemen. Herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. İnşallah ufak bir ağrıyla atlatacaktır. Takımın gelişiminden, durumundan, performansından çok memnunum. Üstüne koya koya giden bir takım var. İnşallah da ilerleyen haftalar. Şimdi bir maçımız kaldı. Bu maçı da en iyi şekilde oynayıp artık milli takım arasına gireceğiz. Dünya Kupası var biliyorsunuz. Orada en iyi şekilde hazırlanıp sadece bir ricam Hataylılardan, çok sevdiğim Hataylılardan. Gerçekten ben Hatay'da olmaktan çok mutluyum, gururluyum. Buradaki insanların misafirperverliği, bana gösterdikleri sevgiden, her şeyden çok memnunum ama çok güzel bir stadımız var. Yapanlara az önce yayıncı kuruluşta da söyledim. Teşekkür etmek gerekir. Bu stadın yolu müsait. Trafiği yok. Park alanlarımız çok müsait. Bütün Hataylıları ben her maça, mesela Beşiktaş maçında 20 bin kişiye yakın bir seyirci vardı ki Hatay'ın geçmişten bugüne kadar gelmiş olan en büyük seyirci sayısı. Bu sayıyı bence 20 binin altına hiçbir zaman düşürmeyelim. Yapabiliyorsak 23 bin, 25 bin kişilik galiba stadımız. Yapabiliyorsak bütün stadı dolduralım. Çoluk çocuk, kızlarımız, ablalarımız, teyzelerimiz hepsi gelsin. Hep beraber Hatay'ın inansınlar, güvensinler. Bu takım yukarı çıkacak. Bu takım çünkü gerçekten çok iyi insanlardan kuruluyor. Hem yönetimiyle, hem başkanıyla, hem oyuncularıyla. Çok iyi bir enerjimiz, sinerjimiz var. Mağlubiyetler olmayacak mı? Olacak. Ama uzun vadede ben Hatay Spor'un bu sene ligi belki beklenin biraz daha altında ama ilerleyen senelerde inşallah hep beraber daha iyi yerlere geleceğini ben hedefliyorum. Hedef koydum kendime. Dediğim gibi kısa vadede oyun, düzen belki hoşunuza gitmeyebilir ama uzun vadede ben elimden geldiği kadar Hatay'ın gelişmesi için hem saha şartlarında hem saha dışı şartlarında elimden geleni yapacağım.